askeri diktatörüne giden yolla ilk Türkiye'deki ilk büyük katliam, kitlesel katliam 1 Mayıs 77 katliamıyla başladı. Hala onların katilleri, yapanlar bulunabilmiş değiller. 79'dan itibaren de 1 Mayıs'a yasaklanmak istendi Taksim'de. İstanbul'da yasak. Ama ona rağmen DİSK yöneticileri Taksim'e çıkmak için çaba sarf ettiler, tutuklandılar ve ondan sonra bu süreçler sürdü. Bizim yarısı İstanbul Taksim'i gözleyerek geçer 1 Mayıs'ta da, öbür yarısı da bulunduğumuz kentlerde, kentlerin en önemli alanlarında, en görkemli alanlarında 1 Mayıs'ı bütün katılımcıları beraber coşku içerisinde taleplerimizi söyleyerek halaylarımızla, marşlarımızla omuz omuza kutlamak isteriz. Ankara'da da bu çalışmalarımız sürüyor. Başvuruda bulunduk Tan Doğan Meydanı için. Henüz valilik bize bir yanıt vermiş değiller. 16 Nisan'dan itibaren Ankara'nın çeşitli yerinde standlarımızı açacağız. Bildirilerimizi sürekli olarak 1 Mayıs gününe kadar dağıtacağız. Devletin sopasıyla, hükümetin sopasıyla, polisle, jopla, jandarmayla karşılaştığı bir ortam Türkiye'de yaratılıyor ve yaratılmasının da artırılarak sürdürülmesi isteniyor. Biz buna itiraz ediyoruz. 2011 yıllarında Taksim işçilere açıldı ve on binlerce işçi Taksim'de 1 Mayıs Birlik Dayanışma Mücadele gününü davullarla, zurnalarla, çiçeklerle, şiirlerle, şarkılarla, türkülerle ve geçmişte kaybettiğimiz arkadaşlarımızı ve şehitlerimizi orada anarak kutladılar. Hiç kimsenin de burnu kanamadı. 2013 yılında AKP hükümeti elinden gelen bütün baskıları kullandı. Taksim tekrar herkese açık ama işçilere kapalıydı.